Gongoş evet. ismini soracağım. Gongoş ne anlama geliyor? Şimdi gongoş ismi, burada yarmayla yapacağız biz bunu. Yarmayla yapıldığı zaman normal üzüm sarması gibi olmuyor. Birazcık daha böyle kaba oluyor. Buranın yöresel şivesi. Gongoş böyle biçimsiz şeylere derler gongoş. Çok böyle düzenli olmadığı için gongoş dolması diyorlar. Gongoş bunu. Biçimsiz demek biçimsiz mi? Biçimsiz demek, evet. Şey, Trabzon'da mı biçimsiz? Karadeniz şivesinde, evet. Ha, biçimsiz bir şey yapacağız o zaman biz, öyle mi? Yani böyle çok sülüm gibi bir sarma olmayacak ama. Anladım. İsmiyle mutfaklarımıza Karadeniz'den farklı bir anlam ekleyen gongoş dolmasının hazırlıkları sürerken biz de malzemelerine bakalım. Gongoş dolması için gerekli malzemeler: 2 demet kara lahana, 200 gram mısır yarması, 1 adet kuru soğan, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı pul biber, kekik, nane. Kara lahana seçmemiz için uzman olmaya gerek yok. Dolmalık olmayan lahana çok büyük oluyor ve kaba bir yaprağı oluyor. Onu almayacağız. Dolmalıkta böyle küçük, güzel yapraklar alacağız. Bunlar lahananın iç kısmında olan yaprakları, böyle yuva yuva olduğu için. Lahana, kara lahanaya kar düşünce, böyle kırağı düşünce, evet, çok lezzetli, evet, olurmuş, çok lezzetli, değil mi? Evet, kışın daha lezzetli oluyor. Bu böyle bir 20 dakika, yarım saat kadar kaynayacak. Pişmesi daha kolay oluyor. Haşlayacağız onu. Hı? Evet, haşlayacağız. Tuzsuz bir şekilde sade suda haşlayacağız. Hmm. Sapları koparılan kara lahana yaprakları kolay sarılması ve çabuk pişmesi için biraz haşlanıyor. Gongoş dolması. Gongoş dolması. İçim size gongoş diyorlarmış. Beni görseler böyle çelimsiz, ha? Yok, öyle ben. Şöyle bunu bir 20 dakika kadar haşlamaya bırakacağız. Ondan sonra için hazırlayabiliriz. Hadi hazırlayalım içini de. İçine neler koyuyoruz? İçine yarmamız var. Ha, mısır. Buğday değil ha? Buğday değil, mısır yarması. Burada her şey mısırdan. Şimdi bu ne? Şey, hani az önce çorbayı kullandık, evet, onun en kırık hali. En kırık hali. Evet. Yarma deniyormuş ona da. Mısırın böyle küçücük yapılmış hali. Ne kadar var burada? Burada yarım kilo kadar var ama hepsini almayacağız. Bunu soğanla kavuracağız, iç gibi. Evet, biz şu anda üçüncü yemeğimizi yapıyoruz. Trabzon'dayız, Melek'le birlikteyiz. Bugün çok hızlı, çok pratik ama birbirinden lezzetli ve besleyici yemeklerle başladık. Üçüncü yemeğimize geçtik. Evet. Kapı Betül gelmiştir. Hoş merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Aa, iyiyiz. Sen hoş bulduk. Hiç rahatsız olmayın isterseniz. Niye olalım? Çıkar üstünü, yardıma evet, gel. Evet, hemen üstümü çıkartıp hemen geliyorum. Ederim. Aa, ne güzel. Betül yemek yapıyor mu? Betül yemek yapamıyor. Yapamıyor mu? Hayır, sadece çok güzel yiyor. Gerçekten mi? Ellerimi de yıkadım ve geldim. Neyse, sonra konuşuruz şekerim. Ay, iyi geldin. Hoş geldin ya. Hoş bulduk. Erken geldin. Evet. Bizim için mi? Evet, sizin için. Süpersin. Geldim. Gongoş dolmasının iç harcı için doğranan soğanlar ocağa alınıyor. Melek arkamdan konuştu mu? Ben sürekli yemek yapıyorum falan. Yok. Diye. Yok. Her yerde öyle söylüyor da. Sadece dedi. Sen duyma. Ben duymuyorum. Sadece yiyor dedi, yapmıyor dedi. Biliyorum, her yerde bunu söylüyor. Yapıyor musun, yapmıyor musun? Yapıyorum. Yapıyorsun. Yapıyorum. O diyor yapmıyor. Şimdi biz Betül'le 4 yıldır birlikteyiz ya. İlk ev taşındığımızda dedi ki ben çok güzel yemekleri yap, ben de çok güzel dedi kek yapıyorum dedi, ıslak kek, ama 4 yılın sonunda hiç kek yemedim yani, bilmiyorum. Kıza bir gün bir çorba yaptın mı iş çıkışı? Ama şimdi şöyle anlaşalım, o yemek yapıyor, ben işin pasta kısmındayım. Şuna bir yağ atıp şimdi evet buna bir miktar. Tekrar sizin didişmenize dönelim. Bu arada soğanlara sıvı yağ ekleyip sohbete kaldıkları yerden devam ediyor hanımlar. Şimdi biriniz efendim çok zayıf, biriniz ne diyeyim? Balık etli. Balık etli. Biriniz balık etli. Böyle yemeklerde anlaşmazlık çıkıyor mu? Yok. Melek'in yaptığı bütün yemekleri yiyorum. Yani hiç yemekle ayırt etmiyorum. Ondan aslında şüphemiz yok. Onu söyledi zaten. Her şey yiyor dedi. Çok yiyor dedi bir de. Şimdi bize bu yemekten bahsetsene sen biraz. Yarma ile yapılıyor. Mısır yarmasından. Mısır yarmasından. Mısır yarmasından yapılıyor. Mısır yarması da şöyle. Bahçede toplanan mısırları ayıklanıyor. Sağlam olan mısırlar. Bunlar da kalan kırık mısırlar tekrar değirmende öğütülüyor, yarma haline geliyor. Islatılan mısır yarmaları da tavamıza ekleniyor. Beş dolu dolu yemek kaşığı, evet, kırık yarma kullandın. Mısır yarmaları ve soğanlar lezzetleri harmanlanarak kavruluyor. Kuyruk yağı
koyacak mısın ona? Kuyruk yağı koymayacağım. Bunu dilerlerse kuyruk yağı da konabiliyor. Konur mu? Konuyorlar evet. Konabilir. Burada evet. Köylerde falan koyuyorlar birçok kişi. Şimdi bu ıslanmış haliyle 5 kaşık, dolu dolu 5 kaşık evet. Kırık yarma kullandık. Kuruyken bu 200 grama tekabül 200 gram çünkü evet. Şişmiş hali daha çok evet, oluyor daha ya. Daha fazla olduğu için. Tuzu çok fazla koymadım çünkü sarmanın üzerine tekrar ben tuz katacağım. Dolmayı tencereye koyduğumuz için. Biraz baharat. Bir ya. Çay kaşığı. Evet. Baharatlar isteğe göre olabilir. Şöyle ben koyayım. Ne o? Kekik katıyorum. Aa kekik. Çok yakışıyor. O neydi? Şöyle nane bir de birazcık da karabiber. Karabiber. Kekik, pul biber, nane, karabiber. Evet. Tuz attın mı? Tuz evet birazcık tuz kattım. Bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı da birazcık tuz. Daha az. Lahanalarımız hala. Evet. Nasıl anlayacağız bunların olduğunu? Şöyle ben altını üstüne çizeceğim. Zaten yumuşamasından anlaşılacaktır. Gongoş dolmasının hazırlıkları devam ederken fasulyeli mısır ekmeğimiz fırında pişmeye devam ediyor. Ben lahanayı çıkarana kadar bunlar kavrulsun. Tamam. Çok değişik bir iç hazırladık. Normalde dolma böyle pirinçle falan yapılır evet. Ya dolmanın içi. Biz kırık yarma ama mısırdan yarma kullanıyoruz. Haşlanıp yumuşayan kara lahanaların suyu süzülüyor. Süzgeci yardım edebilirim. Şuna oturtalım. Tamam, şuna koyalım. Süzgece alınan kara lahana yaprakları iç harcıda kavrulunca sarılmaya hazır. Siz niye birlikte oturuyorsunuz? Ayrıca niye bekarsınız? Böyle ev arkadaşı olunca şey yalnızlık hissetmiyorsunuz herhalde. Yok hiç hissetmiyoruz. Çok tamam işte de yaşınız geçiyor diyorum. Bekliyoruz biz ya. Emin misin? Gerçekten. Gerçekten. Evet. Hiç böyle evleneyim, çocuk yapayım falan. O biraz daha yani, yatkın ama. Ben çocukları çok seviyorum. Bak şimdi bak. Ama şimdi şöyle bir durum bir şey söyleyeceğim. Çok büyük bir çelişki oldu. Yok ya düşünmüyor şu anda. Demek buradan. İçin evet olabilir. Hani evlenmek için de yani evlenmek olmazdı. Hiç olmadı mı böyle nişan falan yok, başınızdan olmadı, geçmedi olmadı. Mi? Eyvah durum vahim desenize. Kimse cesaret edemiyor. Cesaret edemiyor. Betile mi? Bize. Ama şey çok güzel. Tek başınıza ayakta kalıyorsunuz. Evet. Yani işler yapıyorsunuz. Şurada gördüm pastalar yapmışsınız. Bunları muhtemelen yapıp evet. Satıyorsunuz. Evet, internet üzerinden yapıyoruz. Başka neler yapıyorsunuz? Gidiyor. Başka? Başka yani akla gelen her şeyi yapıyoruz aslında. Masal kahramanları, hayvan, uçak, arabalar. Gördüğünüz gibi bize muhteşem şeyler yapmışlar. Ben hatta bunun tadına bakacağım evet, artık. Dur bakayım. Havucundan yiyeceğim. Mutfağımı yemem. Kanal D'yi de kıyamadım. Sonunda dayanamıyor ve programımıza özel hazırlanan tatlılardan birer ısırık alıyoruz. Melek Hanım lahana yaprağını kesiveriyor ortadan ikiye. Ne yaptın? Şöyle keseceğim. Bu şekilde. Ben bütün saracağız sandım. Bütün de sarabiliriz ama büyük yaprak olanları şunları da ayırıyorum. Tencerenin altına koyacağız bunları. Şunları ezeceğiz. Kaba durmasın diye. Lahana yapraklarının sap kısımları parmak ucuyla pratik bir şekilde eziliyor ki kolay sarılsın. Bir de neyin içine koyacağız tenceremizi? Servis tabakları var ya onlardan. Servis bu da ama daha güzel yuvarlanır diye düşünüyorum. Tamam. Şöyle uzunlamasını. O diyor öyle bu diyor öyle. Çok ben çalışıyoruz. İki kişi olunca çok eğleniyorum. Mesela anne kız, gelin kaynana böyle. Bizden ev arkadaşı. Gelin kaynana gibiyiz. Öyle kim kaynana? Kim kaynana bu. Betül kaynana. Eyvah. Olayım bari. Ev sahiplerimizin tatlı çekişmeleri mutfağımıza keyif katıyor. Sarmaya da başlasak mı bir yandan? Hazırlanan lahana yaprakları bölüşülüyor ve üç koldan sarılmaya başlanıyor. Şöyle lahananın iç kısmına şu damarlı tarafı içeride evet. Gelecek. Şuradan böyle bir şu kadar bir çimdik kadar alıyor. Mısır yarmalı ve baharatlı harcımız yaprakların ortasına yerleştiriliyor ve yanlarından içeriye katlanarak kolayca sarılıyor. Beyler, bayanlar ve yeni yemek yapmaya başlayıp bizi izleyenler şu sapını böyle çok kolay eziliyor. Yani şunu yapmazsak eğer kolay kıvrılmıyor. O yüzden hiç çekinmeden şurayı şöyle ezebiliyoruz. Evet, Melek güzel. Öğretti. Ben de size şimdi böyle satıyorum bildiğim, daha güzel öğrendiğim şeyi. Güzel gözüküyor. Hı-hı.
Bu lahanalar şimdi dolmalık olduğu için böyle küçükler. Evet, dolmalık olduğu için. İç taraftakiler mi? Lahananın içi. Lahananın iç kısmı mı? İç kısmı. Lahananın yaprakları çok geniş olur. Alt lahananın yaprakları, alt kısımları. Evet. Onlar normal diğer lahana yapmak. Herhangi bir lahana yemeği yapmak için kullanılan. Bunlar lahana iç göbek kısmından alınıyor sarmaklar. Bana niye kimse bunu söylemiyor? Bak şimdi ben şöyle anladım. Mesela bazı bağdakiler sert oluyor. Hani normal asma yaprağı gibi. Evet. Bazıları da daha ince, yumuşak oluyor. Ama şimdi sen bana çok farklı bir şey söyledin. Bu dolmalık olanlar hani şey marul gibi düşünürsek değil mi? Evet, evet, evet. Marulun iç kısmındakiler dolma için kullanılırmış. Önce kağıt havluyla şu çöpümüzü alıp güzelce. Şimdi bunlar çöp değil. Bunu bunun altına yerleştireceğim. Öyle dolmaların mi? Altına çünkü dipleri tutmasın diye. Kabukları da, şeyleri de, sapları da. Evet, sapları ve yaprakları da şu şekilde. Dibi tutmasın diye. Dibi tutmasın diye, evet. Melek Hanım'dan hazırladığımız her sarmada kullanabileceğimiz önemli bir püf noktası geliyor mutfağınıza. Çok şaşırdım bugün böyle hani yemek beraber yemek yapıyor olmamız beni şaşırttı. Şimdi ben çok küçüklükten beri yapıyorum. Yani annem böyle küçük bir tencere yapmıştı bana. O yaptığı yemeğin hepsinin aynısını ben de yapardım. Ciddi misin? Evet, sadece babama yedirirdim ama. Kaç yaşından beri? Yani ilkokula gitmezdim o zamandan beri. Ay çok tatlıymış annen. Ne kadar güzel bir hareket bu. Aynısını soğan doğrardı, aynısını onun içine koyardım. Benim tenceremin içerisine. Sadece babama yedirirdim. Başka kimse yedirmezdim. Zemini lahana yapraklarıyla kaplanan tenceremize gongoş dolmalarımızı diziyoruz. Evet, alta çöp dem, yani ben çöp dedim, sen çöp değil onlar dedin. Böyle saplarını, işte yamuk kalan, saramadığımız yaprakları altına dizdik. Tenceremiz ocağa gitmeye hazır. Bu bir de açılmaz ama değil mi? Çok sıkı bir şey, sarım değil çünkü yok, bu. Yok, çok fazla açılmaz. Çok güzel oldu. Evet. Peki böyle tabak falan hani kapatılıyor, yapacak mısın öyle yok, bir şey? Yok, onu yapmayacağım. Tenceremizi tamamen dolduran dolmalarımızı pişirmeye geliyor sıra. Şimdi birazcık zeytinyağı koyacağım. Zeytinyağı değil o, ayçiçek yağı. Ayçiçek yağı. Ayçiçek yağı gezdiriyoruz üstüne. Biliyorum. Dolmaların daha parlak ve lezzetli olması için üzerine yağ gezdiriliyor. Sıcak su koymayı mı tercih ediyorsun üstüne? Evet. Ya daha çabuk kaynasın diye daha mi çabuk. Yoksa daha mı iyi oluyor daha sıcak? Daha çabuk kaynasın diye. Hmm. Tuzumuzu da katalım. Ha, üstüne kattın. Evet. Mesela lahanalara tuz haşlarken tuz katmadığım için. Mesela haşlarsan katsan. Haşlarken de katılabiliyor. Yani kimisi öyle yapıyor. Kimisi hiç katmıyor tuzu. Yağ ve tuzu eklenen dolmalarımıza sıcak su ilave ediliyor. Üstüne şimdi, çıkacak kadar evet, bile hemen değil hemen, sanki. Hemen hemen evet. Aynı hizada. Su koydum. Tamam. Bunu yeteri kadar pişirir. Böyle yarım saat kadar 30 dakika bekleyecek. Yarım saat. Evet. Biraz kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağız. Tamam. Koş dolmamızın sunumuna geliyor sıra. Kara lahana yapraklarının mısır yarmalı iç harçla sarılmasından doğan enfes Trabzon lezzeti gongoş dolmaları da servis tabağındaki yerini alıyor. Ay çok seviyorum dolma yemeği. O kadar güzelken yaprağı bir kere muhteşem pişmiş. Bir de şey mısır da çok yakışmış. Tavayı